felsefe izleyicilerimiz, ben Şahidin Hacı Özpolat. Bugün baş düşman, dünya halklarının baş düşmanı emperyalizmin halklara saldırılarının bir diğer boyutundan, uyuşturucu boyutundan bahsedeceğiz. Dünya halklarının baş düşmanı emperyalizmdir diyoruz. Emperyalizm dünya halklarına pek çok silahla saldırıyor. İdeolojik saldırı bunlardan birisi, silahlı saldırı, ekonomik saldırı, politik saldırı. Bu saldırıların yanında dünya halklarına karşı kullandığı silahlardan birisi de uyuşturucu. Vietnam devriminin önderi Ho Chi Minh diyor ki, uyuşturucu yoksul halkın emperyalistler eliyle zehirlenmesidir. Yani uyuşturucu emperyalizmin dünya halklarına karşı kullandığı silahlardan birisidir. Ho Chi Minh 1925'te yazdı Fransız sömürgeleştirme süreci adlı kitabında bu terimi kullanıyor. Kitapta Fransa'nın Çin Hindi'ye uyguladığı hemen tüm yerlileri önemli ölçüde alkol ve afyon tüketimini zorla kabul ettiren politikayı açığa vuruyor bu kitabında. Ve böylece sömürgeleştirilen ülke halklarının uyuşturucuyla baş kaldır isteğinin yok edildiğini anlatıyor. Yani Fransız emperyalizmi uyuşturucu silahını Çin Hindi'de, yani Vietnamlılara karşı kullanıyor. Çin Hindi halkına karşı kullanıyor. Vietnam devriminin önderi Ho Chi Minh'de 1925'te yazdığı Fransa'nın sömürgeleştirme politikasında uyuşturucunun yerini anlatıyor ve çok özlü bir şekilde bu deyimi kullanıyor. Uyuşturucu yoksul halkın emperyalistler eliyle zehirlenmesidir. Dünyadaki başka yaşanan olaylardan kimi örnekler verelim. Örneğin alkol ile uyuşturma yöntemi Amerikan yerlileri olan Kızılderililere karşı da Amerikalılar tarafından kullanılıyor. Bu uyuşturucu maddeye ateş suyu diyorlar ve Amerikan yerlilerinin teslimiyetini hızlandırmak amacıyla Amerikan emperyalizmi de Kızılderililere karşı aynı silahı kullanıyor. Yine bildiğimiz diğer örneklerden bir tanesi Amerika'daki siyahi halkın ırkçılığa ve adaletsizliğe karşı yürüttüğü mücadeleyi pek çok yöntemle, şiddet yöntemiyle bastıramadıktan sonra özellikle uyuşturucu ve uzlaşma yöntemlerini kullanarak, yani uyuşturucu, kumar, fuhuş gibi yöntemleri kullanarak yozlaştırıyor ve böylece teslimiyete zorluyor. Yine siyahi halkın mücadelesine karşı da Amerikan emperyalizmi kullandığı yöntemlerden bir tanesi uyuşturucu. Bu örnekler de bize gösteriyor ki uyuşturucu sadece bir ticari malzeme değil, aynı zamanda emperyalizmin halkları sömürgeleştirme politikalarından da bir tanesidir. Bir diğer örnek, tarihteki bir diğer örnek Fransa'dır. Fransa'da Marsilya bölgesinde Fransız Komünist Partisi çok güçlü. İşçi hareketleri gelişkin, grevler ve benzeri yürüyüşler, grevler ve benzeri yapılıyor. Bu dönemde ki 1950'lerdir, yani 2. Paylaşım Savaşı sonrasıdır, Amerikan emperyalizmi Fransa'da Marsilya bölgesini ele geçirmek için Korsikalı gangsterler ile anlaşıyor. Korsikalı gangsterler CIA ile işbirliğine giriliyor ve Fransa'da hem işçi hareketini bastırmak için kullanılıyor bu Korsikalı gangsterler ve Marsilya limanını da tam bir eroin limanına, eroin rıhtımına dönüştürüyorlar. Böylece Fransa'da, Marsilya'da da Komünist Partisi'nin etkisi kırılıp işçi hareketi geriletiliyor ve emperyalizmin zenetimi hakim kılınıyor. Yani halkın mücadelesine ve halka karşı burada da bir silah olarak uyuşturucu ve mafya çeteleri kullanılıyor. Daha geride, daha 100 yıl gerisindeki bir tarihte, yani 1839'lu yıllarda Çin'de bir uyuşturucunun silah olarak kullanıldığı örnek görüyoruz. İngilizler Çin'i işgal eder, Çin işgalinde afyonu bir silah olarak kullanıyorlar. Afyon bir yandan tıbbi amaçlarda da kullanılıyor ama
Çin halkı içerisinde afyon İngiliz emperyalizmi tarafından öyle yaygınlaştırılıyor ki Çin hükümeti bir süre sonra afyonu yasaklama kararı alıyor. Yani uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşmasına ve halkı uyuşturmasına karşı önlem almak gereği duyuyor. Afyonu yasaklıyor. İngilizler Hindistan'dan afyon getirip Çin'de satıyorlar, yaygınlaştırıyorlar. Çin'de Çin halkını uyuşturuyorlar. Ve bunu da sömürgeleştirme yönteminin, halkı uyuşturma yönteminin bir aracı olarak kullanıyorlar. Çin devletinin, Çin hükümetinin afyon yasaklama kararı da İngilizlerle Çin arasında 1839 ve 1842 yılları arasında tarihte Afyon Savaşları olarak bildiğimiz savaşların başlangıcına neden oluyor. Yani 3 yıl Afyon Savaşları yapılıyor Çin'de ve Çin hükümeti bu savaşın sonunda yine İngilizlere karşı teslimiyeti içeren bir anlaşma imzalamak zorunda bırakılıyor. Bunlar tarihten aldığımız kimi örnekler? Yani emperyalizmin uyuşturucuyu halklara karşı silah olarak, ülkeleri sömürgeleştirme aracı olarak, halkları boyun eğdirme, teslim alma aracı olarak kullandığının kimi örnekleridir. Bugün bu durum değişmiş mi? Hayır, bugün de uyuşturucu çok daha fazla geliştirilerek dünyada temel sorunlardan birisi haline gelecek ölçüde milyonlarca, yüz milyonlarca insanı bağımlı hale getirip milyonlarca insanın uyuşturucudan ölümüne neden olacak şekilde yaygınlaştırılmış bir silahtır halklara karşı kullanılan. Biz bugünkü silahın, bugün emperyalizmin bu silahı nasıl kullandığının örneklerini bir sonraki programımızda anlatmak üzere, bir sonraki programımızda bu konuya devam etmek üzere bugünkü programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın, iyi günler.